Arkadaşlar, kimya dersine hoş geldiniz. 11. sınıf modern atom teorisiyle devam etmekteyiz. Bu ünitemizde yeni bir elektron dizilimi öğreneceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Bugünkü konumuz da elektron dizilimi ve elektron diziliminde dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve de elektronların orbitallere nasıl yerleştirdiklerinden, nasıl hareket ettiklerinden bahsetmiştik. Bunlarla konumuzu ilerleteceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle başlarsak, elektron dizilimi dediğimiz şey, elektronlar çekirdeğin etrafında farklı enerji düzeylerinde bulunur demiş. Enerji düzeyi dediğimiz şey ne arkadaşlar? Baş kuantum sayısı ve her enerji düzeyi farklı sayıda elektron bulunur. Yani birinci katmanda farklı elektron sayısı, ikinci katmanda farklı elektron sayısı bulunuyor. Hepsinde birbirinden farklı olur. Şöyle ki arkadaşlar, ben enerji düzeyinde maksimum elektron sayısını 2 n kare ile hesaplıyorum. Maksimum neyi hesaplıyorum arkadaşlar? Elektron sayısını hesaplarım. Bu önemli arkadaşlar. Şöyle bakarsak n eşittir 1'de arkadaşlar. 2 n kareden yerine koyduğumuzda en fazla maksimum 2 elektron alabilir diyorum. N eşittir 2'de arkadaşlar, L katmanında yani 2 en karede yerine koyduğumda 8 elektron alabilir. N eşittir 3 dediğimde arkadaşlar 18 elektron. N eşittir 4'te de 32 elektrona sahip olabilir arkadaşlar. Şöyle ki, bunlardan daha fazla elektron içeremez. Şöyle bir hatırlatma yaparsak, L değerim benim 0, 1, 2, 3'te arkadaşlar 0'da S orbitalinde, 1'de P orbitalinde, 2'de D orbitalinde, 3'te de F orbitali olmuş oluyor. Şöyle bakarsak arkadaşlar, S orbitalim benim 2 elektron olabilir, P orbitalim en fazla 6 elektron olabilir, D orbitalimde en fazla 10 elektron ve F'de 14 elektron alabilir arkadaşlar. Bunları da ayrıca not alınız. Evet, şimdi enerji düzeylerinin maksimum olabilecekleri elektron sayılarını hesapladık arkadaşlar. Bir de orbitaller ve orbitallerdeki elektronların nasıl yerleştiğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizler orbitali arkadaşlar bu şekilde ya da çizgi olarak gösterebiliyoruz. Her ikisinde de karşılaşabilirsiniz. Şimdi bunların üzerinde elektron olmadığı için boş orbital olarak adlandırıyoruz. Elektronlarımız arkadaşlar okla gösterelim. Bir yukarı ok, bir de aşağı ok yönünde. Bunlar neyi temsil ediyor? İşte spin kuantum sayısı vardı. Saat yönü ve saat yönü tersi olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Bakarsak saat yönü, bu da saat yönünün tersi. Burada ne oldu arkadaşlar? 2 elektron. Yani bir elektronu bir ok ile gösteriyoruz. Bundan dolayı 2 elektrona sahip olmuş oluyor bir orbital. Yerleştirsem arkadaşlar, burası tam dolu olmuş oluyor. Benim bu tam dolu orbitalim oluyor. Eğer bana sorularda verirse, şu şekilde verirse bu yarı dolu ya da tam tersi olduğunda, aşağı yönde ok olduğunda da yarı dolu olarak adlandırılmış oluyor arkadaşlar. Evet, gelirsek bir diğer noktamıza. Temel enerji düzeyindeki orbital sayısını arkadaşlar n kare ile buluyoruz. Şöyle ki, elektronun enerji düzeyindeyse, ikinci enerji düzeyi dediği için ne olacak arkadaşlar? N eşittir 2 olarak adlandırıyorum. N eşittir 2 diyorum. Ben n kare yerine yazdım. Orbital sayımı bulacağım ya arkadaşlar. N kareden ne olacak? 4 tane orbitale sahip olmuş olacağım arkadaşlar. 4 tane orbital neydi? S vardı, P vardı. Bunda da Px, Py ve Pz olarak adlandırdığım için tek tek saydığımda 1, 2, 3 ve 4 tane orbitale sahip olmuş olacağız. Şöyle bakarsak arkadaşlar, örneklendirmeye. N eşittir 1 için orbital türüm ne olacak? N kareden L eşittir 0 olacak arkadaşlar. L 0 olduğum için orbitalim nedir? S arkadaşlar. Enerji düzeyindeki orbital sayımı nasıl buluyordum? N kareden buluyordum. Nedir arkadaşlar? Bir orbitale sahip. Enerji düzeyindeki orbitallerin türü ve şematik gösterimi nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi N eşittir 1 olduğu için 1 S diyorum. Sahip olabileceği maksimum elektron sayısı da 2 olduğu için arkadaşlar 1 ve
2 olarak göstermiş olduğu. Geliyorum arkadaşlar. N eşittir 4 için. N eşittir 4 olduğunda L eşittir 3 oluyordu arkadaşlar. L eşittir 3 olduğu için de neye denk geliyor? P orbitaline kadar. Yani S, P, D, P orbitalleri içeriyor. Enerji düzeyindeki orbital sayısı, toplam orbital sayısı neydi? N kareden bulalım. Bu da 16 oluyor arkadaşlar. Ve enerji düzeyindeki orbital türü ve şematik gösterim. Şimdi 4S var, 4P var, 4D var ve 4F içeriyor arkadaşlar. 4S'de bir tane orbital var. 4P'de 3 tane, D'de 5 tane vardı arkadaşlar. Ve F'de de 7 tane oluyor. Bundan kaynaklı olarak da arkadaşlar toplam ne oluyor? 16 tane orbital sayımı olmuş oluyor. Elektronları da yerleştirirsen neydi? Saat yönünde, sonra saat yönü tersi yönde tam dolu bir şekilde elektronlarımı verilen elektron sayısı kadar ben yerleştirebilirim. Ama arkadaşlar dikkat ediyoruz. Önce hangi yönde elektronlarımı dolduruyorsam bir diğerini de aynı şekilde sonra başlamam gerekiyor. Evet, dikkat etmem gerekenler bunlar arkadaşlar. Orbital sayısını n kare ile buluyorum. Maksimum elektron sayısını da 2n kare ile bulmuş oluyorum arkadaşlar. Evet, elektron diziliminde dikkat edilmesi gereken 3 tane kural var demiştim arkadaşlar. Bu kurallardan birincisi Auf-Bau kuralı arkadaşlar. Şöyle ki elektronların temel halde düşük enerjiye sahip, en düşük enerjiye sahip orbitalden başlayarak şöyle yazarsak en düşük enerjiye sahip orbitalden başlayarak sırası ile en yüksek orbitalden doğru doldurması gerektiğinin kuralıdır arkadaşlar. Düşükten yükseğe doğru benim orbitallerimi doldurmam gerekiyor. Ben orbitallerin enerjilerini arkadaşlar n artı l'den buluyorum. N artı l'den enerji sıralaması yapıyorum arkadaşlar. Bu sorular karşınıza çıkacak. Mutlaka güzel not alın. N artı l'den ben enerji sıralamasını buluyorum. Şimdi şöyle bakarsam arkadaşlar, örneklendirme yaparsam. Şöyle örnek diyorum. Diyorum ki 1S ve 4S karşılaştıralım arkadaşlar. Enerji karşılaştırması. Ne yapacağım? N artı L'den arkadaşlar. 1S için N kaç? 1. Artı L'si kaç arkadaşlar? Bakıyorum. 0 eşittir 1. Geliyorum ikincisi 4S için. N sayım 4 artı. S olduğu için gene L değerim 0. Burada 4. Ben diyorum ki 4S'nin enerjisi büyüktür 1S'den arkadaşlar. İşte enerji sıralaması gibi sorular bu kanunda, bu kuralda karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bütün orbitallerin sizler enerji düzeylerine göre böyle enerji sıralaması yapabilirsiniz. Ama önemli bir nokta. Orbitaldeki elektron sayısı arttıkça arkadaşlar orbitalin enerjisi de artar. Yani benim 1S ile 2S arasında fark da olacak ya da 2S ile 2P arasında farklılık göstermiş olacak arkadaşlar. Evet, devam edersek. Evet, şöyle sayfamızı temizleyelim arkadaşlar. Şimdi benim elektronlarımın belirli bir elektron dizilimi yapma kuralım var arkadaşlar. Ona göre ben elementleri elektron dizilimine yapıyorum. O elektron dizilimindeki sıra arkadaşlar enerji sıralamasına göre bulunuyor. Şöyle ki arkadaşlar 1S küçüktür 2S'den, o da küçüktür 2P, 3S, 3P, daha sonra ne geliyor? 4S, 3D olmak üzere devam ediyor. 4P, 5S. Siz en fazla 6S'ye kadar bilmeniz gerekiyor sıralamayı arkadaşlar. Bu sıralamayı nasıl hocam ayırt edebileceğim diyecekseniz neydi? N artı L enerji sıralamasından arkadaşlar bu kural karşımıza çıkıyor. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4, 3D, 4P, 5S, 4D diye sıralama gidiyor. Arkadaşlar şöyle de bir kodlama da yapabilirsiniz aklınızda kalması için. S,
say, say, para, say, para, say, dede, para, say olarak da kodlayabilirsiniz. Gayet akılda kalıcı bir yöntem oluyor. Elektronlar orbitallere yerleşirken bu sıralamayı takip ederler arkadaşlar. Çünkü enerji sıralamasına göre elektron dizilimi yapıyoruz. Ve de temel enerji dizilimine sahip olan bir atomda elektron bir önceki orbitali doldurmadan bir üstteki yüksek enerjideki orbitale elektron veremez arkadaşlar. Elektron yerleştirilemez. Evet, örneklere bakarsak. Birinci örnekte demiş ki, of bu kuralına göre temel haldeki x, y, z elementlerin elektronların orbitalleri yerleşme sıralaması hangilerine doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. X'te 3s, 3p ve 3d var. Şimdi nedir? N artı l'den. Ben hesaplama yapacağım. Ama benim sıralamam ne arkadaşlar? Bu yukarıda yazmış olduğum gibi. Bakıyorum. 3s dediğim için n 3, l'si 0. Ne oldu? 3 oldu. Geliyorum sonra 3b. Bakın 3s, 3b 4s gelmesi gerekiyordu. Bundan dolayı diyorum ki yanlıştır arkadaşlar. 3d olmayacak, 4s oldu. Bundan dolayı x'i eliyorum. Gitti. Geliyorum 2s, 2p, 3s. 2s, 2p, 3s. Bu doğrudur arkadaşlar. Daha sonra geliyorum arkadaşlar. Z'ye 4s, 3d, 4p var. Bakıyorum 4s, 3d, 4p. Bu da doğrudur diyorum. Bundan dolayı y ve z doğrudur derim arkadaşlar. Bu sıralamayı yazıyorsunuz. Say say, para say, para say, dede para say olarak da kodlayabilirsiniz. Ya da tamamen farklı bir isim vererek de bir sıralama tekerlemesi oluşturabilirsiniz. Geliyorum arkadaşlar diğer bir soruya. Temel haldeki herhangi bir atoma yerleşecek olan elektronlar n artı l değeri verilen orbitallerin öncelikli yerleşim sıralaması aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Şimdi n artı l'si 2'ymiş arkadaşlar. Enerji sıralaması yapacağım. Ne dedik? Enerjisi büyük olanın önce yerleşmesi gerekecek. Öncelikli yerleşim yani enerjisi düşük olandan elektronla yerleşecek. Enerjisi en düşük olan ne arkadaşlar? Üçüncüsü. 3 diyorum. Daha sonra kim? 1. En sonunda 2 gelecek. Elektronlar düşükten yükseğe doğru ne yapacak arkadaşlar? Elektronlarını yerleştirmeye çalışacaklar. Bundan dolayı cevabımız A oluyor. Evet, Ausbaum kuralında neye göre dikkat ediyoruz arkadaşlar? N artı L değerine göre elektron dizilimine bakıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Bundan dolayı dikkatli bir şekilde bunları not alınız. Evet, geliyorum bir ikinci kuralım arkadaşlar. Hund kuralı. Hund kuralına göre elektronlar eş enerjili orbitalleri doldururken önce boş orbitallere aynı spinli arkadaşlar. Şöyle alırsak. Yazarsak. Aynı. Aynı arkadaşlar. Aynı spinli. Ne demek? Yani aynı yönde doldurum yapması gerekiyor. Sağ düğünün tersi ya da sağ düğünün tersinde. Aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleştirilir. Daha sonra elektron sayısı elektronlar zıt spinli olarak geldi. Şimdi neydi arkadaşlar? Bir sağ düğünü bir de sağ düğünün tersiydi. Neydi? Zıt spinli olacak şekilde ikiye tamamlanıyor. Yani elektronlar orbitalleri doldururken elektronlarla eşleştirilmeden önce eş enerji orbitaller yarı dolu olacak şekilde dolu. Şöyle ki arkadaşlar, azot 7 elementini vermiş. Benim azot 7 elementini açarken neydi sıralama? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d olarak devam ediyordu arkadaşlar. Buna göre açarsam ne olacak? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 3 kaldı geri. Bunlarla ilgili örneklendirmeler yapacağım. Şimdi S orbiteli neydi arkadaşlar? Bir orbitele sahipti. S orbitelin bir orbitele sahipti. Bundan dolayı yazdım. P orbiteli de 3 orbitele sahipti arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. 1S'i dolduracağım arkadaşlar. Nasıl dolduracağım? 2 elektron var. 1, 2 diyorum. Geliyorum 2S kareyi doldurmaya. 1, 2. 2 elektron olmuş olduğu için.
Bu sefer geliyorum 2P3 doldurmaya. Aynı yönde doldurmam gerekiyor arkadaşlar. Başlıyorum 1, 2, 3. İşte bu Hund kuralıdır arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Bütün orbitallere birer elektron verip benim doldurmam gerekiyor. Ya da tam tersi şekilde de ne yapabilirim? Doldurabilirim. Ama arkadaşlar şu kesinlikle yanlıştır. Gösteriyorum hemen. Diyelim ki 1, 2, 3. Yanlıştır arkadaşlar bu gösterim. Çünkü ben bütün orbitallerime bir elektron yerleştirdikten sonra tamamlamaya geçiyorum. Yani ikinci orbitallerine elektronlarını yerleştirmem gerekiyor. Bundan dolayı bu kurala da biz Hund kuralı olarak adlandırdık. Şöyle ki bir örnekle de açıklarsak arkadaşlar. Mesela minibüse bineceğiz. Bazı koltuklarda çift kişi oturmuş, bazı koltuklarda tekli oturmuş ya da bazı koltuklar boş arkadaşlar. Biz ne yaparız arkadaşlar? Dolmuşa bindiğimizde, minibüse bindiğimizde direkt boş olan koltuğa geçeriz. Daha sonra arkadaşlar minibüs ilerlediğinde ne olacak? Binen yolcular tekli olanların yanına doldurmaya başlayacak. Aynı elektronlar da bu şekilde arkadaşlar. Önce boş olanlar doldurulacak. Daha sonra tekli oldukları için de yanlarına çiftleme yaparak çift elektron doldurmamız gerekiyor. Bu kuralda aklınızda kalabilir. Evet, örneğimize bakarsak D5 orbitaline ait demiş. Yukarıdaki orbital şeması gösterimlerinden hangisi doğrudur? D5 arkadaşlar 5 tane orbitale sahip. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane elektronum var. D5 dediği için arkadaşlar yukarıda yazılan 5 elektronu temsil ediyor. Benim ne yapmam gerekiyor? Hepsini yerleştirmem lazım. 1, 2, 3, 4 ve 5 elektron yerleştirin. Bakalım şimdi arkadaşlar. Ya bunun gibi olacak ya da bunun tam tersi yönde doldurma işlemi yapabilirim. Yani saat yönünün tersi yönde hepsine bir elektron verebilirim. Bakıyorum birincisinde ne yapmış arkadaşlar? Hata. Neden? Diğerlerine hiç elektron vermeden ikili çiftle koltukları doldurmaya başlamış diyelim. Diğerine bakıyorum. Bakıyorum hepsine ama farklı zıt vermiş arkadaşlar. Ya hepsi yukarı yönde olacak ya da tamamen zıt yönde, ters yönde olması gerekiyor. Bundan dolayı 2'de yanlıştır. Bakıyorum 5'e. Hepsi aynı yönde doğrudur diyorum arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı oluyor. Neymiş arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. Bütün orbitallere elektron yerleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra ikincileri yerleştirmemiz gerekiyor. Ve de elektronları yerleştirirken hepsi aynı yöne bakması gerekiyor. Yani saat yönünde ya da saat yönünün tersinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edilmesi gereken kurallar. Evet. Bir diğer sayfamıza geçersek. Bir diğer kuralımız arkadaşlar. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Pauli ilkesi arkadaşlar. Pauli ilkesi bir atomda bulunan iki elektronun 4 kuantum sayımsının aynı olmaması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Kuantum sayılarımız neydi bizim? Baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı ve de spin kuantum sayısı. Söylüyorum. Baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı arkadaşlar ve de ne geldik? Spin kuantum sayısı olarak adlandırıyordu. Evet, Pauli ilkesine göre bu 4 kuantum sayısının aynı olmaması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Buna göre de diyor ki herhangi 2 elektronun baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı değerleri aynı olabilir. Ama spin kuantum sayısı dediğimiz şey neydi? Saat yönü, bir de saat yönü tersi. Yani artı 1 bölü 2 değeri ve eksi 1 bölü 2 değerinden dolayı 2 elektron aynı değere sahip olamaz diyor arkadaşlar. Şöyle ki bir s kare için dersem arkadaşlar. Kaç tane orbitalim var? Bir tane orbitalim var. Geliyorum şimdi. Benim L değerim, N değerim eşittir burada 1. L değerim burada kaç oluyor arkadaşlar? 0. ML değerim ne oluyor arkadaşlar burada? Bu da 0 oluyor. Geliyorum MS değerime. Yani spin kuantum sayısı. Yerleştirirken ben bir saat yönü, bir de saat yönü tersinde yerleştiriyorum. Bu doğru olan arkadaşlar. Asla bu şekilde ya da bu şekilde elektronlar yerleştiriyoruz. Yani aynı spin kuantum sayısına sahip olamazlar arkadaşlar.
bundan kaynaklı olan kuralımız da bizim Pauli ilkemiz. Örnekle hemen pekiştirirsek arkadaşlar. Temel haldeki elektron orbital şemaları şeklinde verilen x, y, z element hangisinin orbital şemaları Pauli ilkesine tersidir? Bakıyorum. 1s2 demiş, doğru yerleştirmiş. 2s2 doğru yerleştirmiş. 2p6 bakıyorum, hepsi dolu ve zıt yükler, doğru. 3s1 tamam arkadaşlar, bu doğrudur diyorum. Neden? Bir tane olduğu için doğrudur. Y'ye geliyor. 1s2 doğru yerleştirmiş. 2s2 doğru yerleştirmiş. 2p6 da doğru yerleştirmiş. Ama 3s2 arkadaşlar bakıyorum zıt yüklü. Evet bu da doğrudur diyorum. Doğrudur. Geliyorum Z'ye arkadaşlar. 1s2 doğru. 2s2 doğru. 2p6 doğru oluyor. 3s2 doğru. Geliyorum 3p4 arkadaşlar. Baktığımda şöyle daha görünür bir şekilde yazarsam. 4 tane olduğu için 1, 2, 3. Ben bütün koltuklara bir yolcu aldım. Geliyorum bu sefer tekli koltuklar, tek oturdukları için şimdi fazla yolcu binecek. Bundan dolayı ne yapacağım? Koltukları çiftlemem gerekecek. Ne yaptım? Geldim başa yerleştirdim. Bundan dolayı bu da doğruluyorum ve cevabımız Edirne şıkkı çıkıyor. Evet, bir diğer sorumuza gelirsek arkadaşlar. Oksijen 8 elementin elektron orbital gösterimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Geliyorum. Oksijen 8 yazıyorum. 1s2, 2s2, 2p4 kaldı değil mi arkadaşlar? 1s için gösterim yapıyorum. 1, 2. 2s için gösterim yapıyorum. 1, 2. 2p için yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. P orbitinin 3 orbiteli vardı. Bundan dolayı ne yapacağım? 4 tane elektron var yerleştirirken. 1, 2, 3 yerleştirdim. Bütün boş koltukları birer yolcu. Şimdi ne yapıyorum? Koltukları çiftlemem gerekiyor. Geldim başa yerleştirdim. Bakarsak burada hangisi doğru olarak verilmiştir? Adana şıkkına bakalım. Evet S'ler doğru ama P'ler yanlış. Geliyorum bakıyorum hepsi bunda doğru olabilir diyorum. Diğerlerine bakıyorum. Bu doğru olarak verilmiştir diyor. Evet bunlar ne yaptı? Doğru oldu. Bu gitti arkadaşlar. Yanlış oldu. Bakıyorum. Ay zıt yükte, zıt yükte. Ama bu tam tersi değiştirmiş. Olmamış. Üçün E şıkkına baktım. S doğru. S doğru. Ama burada yanlış olmuş. Bundan dolayı cevabımız Bursa şıkkımız oluyor arkadaşlar. Evet bir etkinlik var. Burada konularımızı bir tekrar edelim. Aynı orbitalde bulunan iki elektronun spin kuantum sayısı aynı olamaz. Yani ne diyor arkadaşlar? MS değerim aynı olamaz. Ne olacak? Ya artı 1 bölü 2 olacak ya da eksi 1 bölü 2 olacak. Bundan dolayı doğrudur. Bir atomda bulunan iki elektronun en az 3 kuantum sayısı farklı olmalıdır demiş. Yanlış arkadaşlar. En az 1 kuantum sayı farklı olması gerekiyor. O da spin kuantum sayısıydı. Bundan dolayı bu yanlıştır diyorum. C şıkkında bakalım. Aynı enerji düzeyinde 3 kuantum sayısı aynı olan elektronlar bulunabilir demiş arkadaşlar. Evet, aynı enerji düzeyinde 3 katman sayım yani baş kuantum sayım, açısal manyetik kuantum sayısı ve de manyetik kuantum sayım aynı olabilir. Ama spin kuantum sayım farklı olması gerekiyor. Tam dolu ve yarı dolu p orbitallerin enerjileri eşittir demiş arkadaşlar. Hayır, tam dolu ve yarı dolu orbitallerin enerjileri birbirine eşit değildir arkadaşlar. Geliyorum, 5s orbitalinin enerjisi 4p'ninkinden büyüktür. Enerji nasıl hesaplanıyordu arkadaşlar? N artı L. 5s için hesaplarsan 5 artı kuantum sayım 5. L derim s'de 0 olduğu için 5 oldu. Geliyorum 4p için hesaplamaya. Baş kuantum sayım 4. P'de L değerim 1 olduğu için 5 oldu. Eşitlik olduğunda arkadaşlar baş kuantum sayısı yani n değeri büyük olan büyüktür. Ben derim ki o zaman 5s büyüktür 4p'den. Ne demiş arkadaşlar? 5s orbiti enerjisi 4p'ninkinden büyüktür. Doğru oldu. Baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin enerjisi artar demiş arkadaşlar. Ne oluyordu? N değerim benim arttıkça baş kuantum sayım da yani orbitalin enerjisi de artmış oluyor. Çünkü neden? N değerim arttıkça benim aslında enerjim de artar. Üçüncü enerji seviyesinde en fazla 18 elektron bulunuyor. Şimdi N sumu hesapladık. 2N kareden.
Yerine yazarsam 2 çarpı 3'ün karesinden 3 kere 3 9, 2 daha 18 elektron. Bu da doğru olmuş oldu. Orbitaldeki elektron sayısı arttıkça enerjisi de artar demiş arkadaşlar. Evet, orbitaldeki elektron sayım benim arttıkça enerjim de artış gösterecek. Her enerji seviyesinde P orbitali bulunur demiş arkadaşlar. Yanlış. Birinci enerji düzeyinde, yani N eşittir 1'de P orbitali yoktur. Elektronun kendi ekseni etrafında dönme hareketine spin denir arkadaşlar. Bu da doğru olmuş oluyor. Evet, elektron dizilimi için dikkat edilmesi gerekenlerde neler gördük arkadaşlar? Şöyle bir tekrar edersek. Neydi arkadaşlar bizim? 2N kare dediğim şey maksimum elektron sayısını veriyordu. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra N kare dediğimiz şey kaç tane orbital olduğunu. Kaç orbital olduğunu söylüyor bana. Yani birinci enerji düzeyinde kaç orbital var? S orbitaline karşı. Daha sonra N artı L'den biz enerji sıralamasını öğrendik arkadaşlar. Ve enerji sıralamasına göre de elektron dizilimden bahsettim. Ve de bunlarla ilgili işte Aufbau kuralı, Pauli ilkesi ve Hund kuralından bahsettik. Ve son etkinliğimizde de bütün bir konumuzu tekrar etmiş olduk. Sizden ricam elektron dizilim sıralamasını, yani say say para say, say dede para say olarak adlandırdığımız hani bu tekerlemeyi ezberlemeniz ya da farklı bir isimle tekerleme yaratmanızı istiyorum. Bunları mutlaka not alınız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste artık elektron dizilimine başlayacağız. Yani elementleri örnek olarak elementlerin elektron dizilimlerini yazıp daha sonra bunların grup ve periyodunu bulmaktan bahsedeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.